Düzce, İzmir ve Kocaeli'de toplamda 14 kişiyi işten çıkartan Pakmaya fabrikasına tepkiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 3 merkezde işçilerle birlikte greve başlayan Tek Gıda İş Sendikası yetkilileri 17 gündür aynı zamanda Pakmaya'nın İstanbul'da bulunan holding binası önünde de eylem düzenledi. Yani bu sene bunu buldunuz, bir dahaki sene bunu da alamayacaksınız, alamayacağın arkadaşlar olacak dedi. Biz de buna artık bir çare bulmak zorundaydık. Yani bu sene bunu veren müdürlerimiz bir dahaki sene daha düşük verdiği zaman bu sefer geçim sıkıntısı oluyor. Bu arkadaşların dışarıda olan arkadaşların bizden bir farkı yok. Onlar da bizim gibi bir işçi. Burada yasal hak olan, anayasal hak olan sendikalaşmaya üye oldukları için işlerinden oldu. Mağdur konumdalar. Onların da bizi düşünerek bir gün elbette onlar da bize destek vereceğini düşünüyorum. Önünde direnişi başlattık. Bundan sonra zaten başkanlarımızın da açıkladığı gibi bu süreç sonucunda neticede sendikanın içeriye girmesiyle barışın sağlanacağını düşünüyorum. Atıldıkları işten atıldılar ve dolayısıyla Türkiye Büro İş Sendikası olarak sonuna kadar emekçilerin yanında olacağımızı belirttik. Tek Gıda İş Sendikası'na her türlü maddi manevi araçlarımızla, üyelerimizle sonuna kadar destek vereceğiz. Şunu net bir şekilde Tek Gıda İş Sendikası hiç kimseyi mağdur etmez ve sonuna kadar bu teşkilatın gücünün sonuna kadar yanında olacaktır. Tek Gıda İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Yunus Durcu, işverenin sendikaya işçilerin üye olmaya başlamasıyla birlikte işçi kıyımına başladığını söyledi. Şimdi Düzce, Kocaeli ve İzmir'de yaklaşık 17 gündür bir grev var. Evet. Şimdi kaç tane işçi çıkartıldı, hangisinden? Şu an Kocaeli 6 diye. Kocaeli 6, İzmir'de 4, Düzce'de 4, toplam 14 tane işçi çıkartıldı. İşte bugün 17. gün, 17 gündür de biz işten atılan arkadaşlarla sendikamız 3 fabrikanın önünde çadır kuraraktan mücadelesini devam ettiriyor. Ve biz yaklaşık 7-8 gündür de fabrikaların önündeki eylemi bugün Pakmaya'nın holding binasının önüne taşıdık. Bir haftadır da burada devam ettiriyoruz. Tek bir talebimiz var bizim burada. İşverenden fabrika müdürlerine, fabrika idarecilerine söyleyin. İçerideki işçilere baskı yapmaktan vazgeçsinler. İşçileri zorla sendikadan istifa ettirmesinler. Ve işçileri, biliyorsunuz, gıda sektöründe işçilerin portör muayenesi olması gerekiyor. 6 ayda bir herhangi bir rahatsızlık var mı falan diye. Tabii Pakmaya'nın yöneticileri, fabrikalardaki yöneticiler işçileri hastaneye, portör muayenesine götürüyoruz diye içeride tespit ettikleri işçileri zorla notere götürüp orada istifa ettiriyorlar. Bunların hepsinin delilleri var bizde.